Merhaba arkadaşlar, Uzun Makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün benden çok istediğiniz ve tarifini asla bilmediğim bir şey yapacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben her akşam waffle yapıyorum. Waffle en sevdiğim tatlılardan biridir. Bu yüzden sizinle beraber bir waffle yapmak istiyorum. Bu arada arka tarafta bir ses duyuyorsunuz. Onun sebebi çamaşır makinesinin çalışıyor olması. Çünkü biz tatilden daha yeni gelmiştik. Kıyafetlerimiz daha yıkanıyordu. Neyse bir yandan da yapayım arkadaşlar. Tatiller yeni gelmiştik. O yüzden kirli kıyafetlerimizi yıkamaya çalışıyorduk. Ama sonra hızlı bir kararla ablamlarla beraber tekrardan tatile gitmeye karar verdik. Bu yüzden ben de bu arada yeni aldığım meyvelerle bir video çekmeye karar verdim. Waffle videosu. Ve şimdi başlıyoruz. Nasıl yapıyorduk? İki tane yumurta kıracağım. Hemen kıralım. Bakın arkadaşlar. Bu diğer insanlar, bu da ben. Bak bakın sürekli bana vuruyorlar ama hep kendileri kırılıyor. Görüyor musunuz? Göremiyorsunuz çünkü parlıyor. Evet. Buna bir şey olmuyor. Evet. Diyorum. Bebe! Bu da waffle'cı. Bu arada evde ayakkabıyla geziyorum. Çünkü yeni aldığımız ayakkabılarla gezmeyi severiz. Bunu herkes yapıyordur bence. Yavuz ve çorapları. Arkadaşlar biz bugün o kadar alışveriş yaptık ki eve. Ama evet. Yarın tatile gidiyoruz. Bunu bilmiyorduk. Bu yüzden 5 tane waffle yapacağım sana. Yer misin? Ben de yemek yapayım arkadaşlar. 5 tane waffle yer misin? Hayır, yemem şu an. Bari video yiyeceğimi tamam da sevdim. Evet, şeker arıyorum. Nüfus gel, şeker lazım. 1,5 yemek kaşığı. Benimki az gelir, sen parmağını sok. Benimki az gelirsen kendi parmağını sok dedi, evet. Yemek kaşığı toz şeker. Koyuyorum. Yumurta ve şekeri birlikte çırpacağız ilk önce. Ondan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Ama her yerim saç. Böyle yemek mi yapılır arkadaşlar? Kimse de beni uyarmıyor. Bir kişi de desin ki Özgür böyle yemek mi yapılır değil mi? Değil mi Yıldız? Çalıştırıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Az önce böyle kıvılcım gibi bir şey çıktı. Onu gördünüz mü? Kollarımı kapatayım. Bence çarpıldım. Keşke bir tokam olsaydı. Az önce kıvılcım çıktı. Tekrar çıkmasından korkuyorum. Acaba makinenin içindeyken bunun içinde su falan mı kaldı diye düşünüyorum. Şimdi seri bir şekilde içine diğer malzemeleri koyuyoruz ve de tekrardan karıştırıyoruz. Bitecek bu kadar. Su bardağı. Bizim su bardağımız normal su bardaklarından birazcık büyükmüş. Bunu öğrendim. Ne kadar? 1,5 su bardağı un. Ama tamamen dolmadı bu, neyse. Sen 75'sin. 1,75 daha ekleyelim. 75, 1,5 eder. Birazcık da sevgimden katalım. Bir çimlik. Ama kimi çimliği? Kime göre bana göre. Benim çimliğim büyüktür. Böyle bir çimlik mi yoksa böyle bir çimlik mi? Bence böyle bir çimlik. Waffle'a niye tuz atılır ki ya? Arkadaşlar, waffle hamuruna neden tuz atılır? Birazdan uzak durun. Şeker, tuz ve de un. Gördüğünüz gibi ben uzak duruyorum. Siz de durun. Size de tavsiye ederim. Ben hep uzak dururum 3 beyazdan. Başka 1 su bardağı süt. Bu sütten pek emin değilim. Tatile gitmeden, 5 günlük tatile gitmeden önce almıştık ama çöpe dağıtmak istemiyorum. Bozuk olup olmadığı nasıl anlaşılıyor? Süt kokuyor bence ama ölürsek neyse. Ziyan olmasına nedir? Haksız mıyım? Ziyan olmasın diye koydum kesinlikle. 1 su bardağı süt. Ama ağzına kadar doldurmadım. İyi de biz bunu zaten bitiremeyeceğiz. Çeyrek su bardağı sıvı yağ. Bunu da koyduk. Şimdi içine vanilya. Ve kabartma koyduk. Bir şey diyeyim.
Senin kendi telefonunun dili değişmiş bu arada Yusuf. Telefonuma giriş yapmış olabilirler. TikTok'ta da bir sıkıntı çıktı adım. Başka hiçbir şey unutmamışız, evet. Karıştırma vakti. Muhafettedir. Uuu çok sert olmuş. Oha. Niye bu kadar sert? Aşırı sert olmuş. Çok ilginç. Ve enteresan. Bence iki yumurta çok fazla. Ama yine de tarif kendisi bilir. Bence siz bir tek yumurtayla deneyebilirsiniz. Hemen buraları bir temizleyelim. Acaba bu muz hala yenebilir mi? Üzerinde böyle siyahlıklar olanlar normalde bana çürük gibi geliyor ama bir açıyorum mesela içi bembeyaz çıkıyor. Bakalım bu öyle olacak mı? Olmazsa yeni aldığım muzu kullanacağım. Bakın bembeyaz. Görüyor musunuz? Muzun kendisinde çürük yok. Ama kabuğu simsiyah olmuş. Çok enteresan. Kabuğu nasıl koruyorsa demek ki. Gördünüz mü? Burası da kabuk. Bakın. Şurası da kabuk. Hiçbir yerinde çürük yok. Kesme tahtam nerede? Yok. Dolaşma köyesinde. Ne mi koydun? Uuu koptu. Evet iki tane muz kesiyorum. Gözüküyor mu? Ama bu birazcık çürümüş. O yüzden seni birazcık götürüyorum canımcığım. Muzcum seni gönderiyorum. Sıra kivimizde. Şimdi kivimizi kesiyoruz. Böyle küçük küçük tabaklara koyacağım. Çünkü şekil çukur olsun diye. Başka bir amacım yok. Kivimizi doğruyoruz. Arkadaşlar bu çok kabardı. Acayip kabardı hem de. Birazdan gösteririm. Kivilerimizi, şeylerimizi doğradık, muzlarımızı. Sıra çileklerinde. 4 tane de çilek doğrayacağım. Şunun büyüklüğüne bakın, kocaman bir çilek. Şimdi kendime değil malzemelere odaklayacağım ki nasıl yapıldığını görün diye. Çünkü beni değil yaptığım şeyi izlemenizi isterim. Burada da yaban mersiniz var. Yaban, oy yamuk koymuşum. Kimse de uyarmıyor. Bunları bir yerden atalım. Ve fırınımız böyle oldu ama çok kabardı. Arka tarafına bir bakın. Şu tarafı normalde çok kabarmıştı ama far düzeldi. Bu tarafını çevireyim, bu taraf daha düzgün gibi. Şimdi tekrardan waffle hamurundan koyuyorum. Bu da Yusuf için. Bir tanesi bana, bir tanesi Yusuf'a. Şimdi çikolatamızı sürüyoruz. Şimdi sıra malzemeleri yerleştirmekte. Acaba bunlar yıkanıyor mu arkadaşlar? Yaban mersini yıkanır mı? Bilmiyorum. İlk kata kivileri koydum. Sonra çilek koyuyorum. Şimdi de sıra muzlarda. Bu şekilde oldu. Şimdi üstüne dökülecekti. Sen kaçmaya çalışıyorsun. Şimdi üzerine yaban mersini koyuyorum.
Ve bence olmazsa olmaz her yaptığınız lafla katmanız gereken bir şey Hindistan cevizi. Gerçekten o kadar çok yakışıyor ki anlatamam. Üstüne birazcık da Hindistan cevizi döküyoruz. Yanlışlıkla tuz döküyormuşum. Bu ne kadar taştı böyle Allah'ım. Tabii estağfurullah. Gıcımı mı oldu kabardı? Şimdi çekeyim bence bu olmuştur. Çikolatasını da sürüyoruz buna da. Hı? Hızlı çekim mi? Yok hızlı çekim değil ama sadece aşağıya çekiyorum. Arkadaşlar Özgür düzleştirici almış pardon arkadaşlara bakın. Ne ama... işte, Barbie'lerini düzleştirmek için almış. Hmm. Bana diyor ki al diyor işte sen saçlarını düzleştirdin. Sen saçlarını düzleştirmeyelim ki. Tuz mu yapıyorsun? Evet. Doğru mu? Çok iyi. Tuzsuz vafer mi olur yufus? Ömer abi arıyor. Ömer abi. Ne yapıyorsunuz? İyiyim sen. İyiyim ben de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geri gidiyoruz. Ne? Şaka değil. Bip bip birik bip bip birik bip bip bip. Abi. Bip 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 koyarsın. Bip koyarsın yoksa bir şey yok, bir şey yok YouTube diyorsan. Biz ya yarın sabah yine gideceğiz tatile 18 gün. Kardeşim bir daha seni aramayacağım. Bu soğuk bak haberin. Abi. Bip 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 bip. Abi normalde gitmeyecektik birden hani şey Özgür'ün ablası aradı. Niye böyle bulanıklaşıyor? Niye ışık patlıyor? Neden ışık patlıyor? Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Daha doğrusu bir dakika bir şey diyeceğim. Daha doğrusu bu benim tarifim değil ama hep bundan yapıyorum. Hep aynı şeyleri yapıyorum ama yumurta sanırım bu sefer iki tane fazla oldu. Siz tek bir tane alırsınız. Bu arada sizi çok seviyorum arkadaşlar. Geri koyayım ya. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapabildiğim tek tatlı waffle'dı. Ama bunun sebebi benim beceriksiz olmamdan kaynaklı değil. Çünkü benim annem aşçıdır, babam da kebapçıdır. Et yemeklerini babam yapardı. Annem de diğer yemekleri yapardı. Ben de oturup yerdim yani. Anladınız mı? O yüzden yemek yapmayı bilmiyorum. Ama bu öğrenemeyeceğim veya yapamayacağım anlamına gelmiyor. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada eğer bu videodan sonra bu videoyu görüp waffle yaparsanız bana aşağıda yorumlarda belirtin. Özgür abla senin videonu izleyip waffle yaptın falan diyeyim. Ben çok mutlu olurum çünkü böyle şeylerden. Bir de eğer anneler beni izliyorsa siz de belirtirseniz çok mutlu olurum. Çünkü büyük annelerin beni izlemesi beni çok mutlu eder. Sizi seviyorum. Bye bye.